Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Ordu Spor evinde güldü. Mor beyazlılar konuk ettiği Kuşadası Spor'u 3-1 mağlup etti. 3. Lig 2. Grup ekibi 52 Ordu Spor, ikinci yarının ilk maçında konuk ettiği Kuşadası Spor'u 3-1 mağlup etti. Mor beyazlara galibiyeti getiren golleri 8 ve 27. dakikada Gökhan Özer ve 33. dakikada Gökhan Erdoğ kaydetti. Konuk ekibin tek golünü 76. dakikada Barış Sungur attı. Gökhan iki kişi arasında sıyrıldı. Sergen'e bıraktı. Sergen'den Güney'e. Güney sol tarafa oynadı. Şimdi Mikail topla buluştu. İçeride Gökhan Erdoğan var. Gökhan Özer var. Mikail içeriye girdi. Bıraktı Özgen'e. Özgen tekrar Mikail'e doğru bir top. Yerden sekti. Mikail çevirdi. Aşırttı. Boş kale. Kafe vuruşu da bağlarda gol. Gökhan Özer. Dakika 8. 1-0 öne geçti. 52 Orspor Gökhan Özer'in golüyle ama hazırlanış, geliş, vuruş son derece güzeldi. Bir kez daha izleyeceğiz bakın. Özgen çok güzel savunma arkasını aşırdı. Yeni transfer Mikail içeriye çevirdi. Gökhan Özer kafayla dokundu ve 52 Orduspor'u 1-0 öne geçirdi. Güney duran topların etkili isimleri onlar da. Güney'den çok şık hareket. Savunma arkasına Gökhan Özer'e doğru bir top. Karşı karşıya Gökhan, kale boş. Geçti. Gökhan 2-0. Gökhan Özer'in günü. Yeni transfer Güney Tütçüoğlu'nun müthiş asisti. Gökhan Özer'in golü. Dakika 28. Gökhan Özer ikinci golünü kaydetti takımının ve kendisinin. Görüyorsunuz sevinmeyi de gösteriyor arkadaşlarımız. Çok çabuk geldi. Duran topları, usta isimleri konuşurken, Güney'i söylerken bakın Gökhan çok güzel sıyrıldı. İyi de vurdu çünkü top zaman zaman gitmiyordu. Zeminde de kalıyordu. Gökhan Erdoğan. Gökhan savunma arkasına Gökhan Özer koştu. Şimdi Güney Gökhan Özer oynadı. Gökhan Özer sol taraftan ceza alanına girdi. Gökhan sıyrıldı karşı karşıya. Gökhan çevirdi içeri. Gökhan Erdoğan topu alarda gol. Gökhan Özer, Gökhan Erdoğan ortaklığı kaptan ve 3-0 oldu karşılaşma. Dakika 33. Gökhanların günü. Onlar da zevk yapıyorlar. Bakın izliyoruz. Güney Gökhan Özer oynadı. Gökhan Özer Hayrullah'tan güzel sıyrıldı, içeriye çevirdi. Dokundu kaptan. 3-0 Gökhan Erdoğan. Sevinci görüyoruz. Sergen buluşamadı topla Murat. Şimdi sol tarafta Mustafa. Sol taraf oynadı Barış. Barış'ın vuruşu topağalarda gol. Barış dakika 76. Farkı 2'ye düşürdü. Orduspor 1967 ikinci yarıya deplasman galibiyetiyle başladı. Mor beyazlılar konuk olduğu Büyükçekmece Tepecik Spor'u 1-0 yendi. Orduspor 1967 İstanbul'dan 3 puanla dönüyor. İkinci devrenin ilk maçında deplasmanda Büyükçekmece Tepecik Spor'a konuk olan Orduspor 1967 karşılaşmayı 1-0 kazandı. Orduspor 1967'ye galibiyeti getiren golü 61. dakikada Mustafa Bayhan kaydetti. Özellikle ilk devrede oldukça üstün olan taraf Orduspor 1967 oldu. Birçok gol pozisyonuna girmesine rağmen temsilcimiz girdiği net gol pozisyonlarını değerlendiremedi. İkinci devrede yine etkili olan Mor Beyazlar 61. dakikada Mustafa Bayhan'la 1-0 öne geçti. Golden sonra ev sahibi Büyükçekmece Tepecik Spor'un baskısı sonuç vermeyince karşılaşma 1-0 Orduspor 1967'nin üstünlüğüyle sonuçlandı. Mor Beyazlar aldığı galibiyette puan sayısını 29 yaparak play-off potasıyla puan farkını 1'e düşürdü. Fas'ta Belediyespor Hendekspor maçında kaybedilen 2 puanı Batman Petrolspor deplasmanında telafi etmek istiyor.
3. Lig 1. grupta mücadele eden Fassa Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında Hendek Spor'u ağırladı. Fassa İlçe Stadyumunda oynanan mücadelede Sarı Lacivertliler öne geçerken Hendek temsilcisi eşitliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın ardından konuşan Fassa Belediyespor Teknik Direktörü Niyazi Hüseyinoğlu, kaybettikleri 2 puanı Batman Petrolspor deplasmanında telafi etmek istediklerini söyledi. Kazanamadığımız için üzgünüz. Bu zor şartlarda, zor saha şartlarında oynadığımız bir maçtı. Ya bence yani Hendek Spor da iyi mücadele etti. Onları tebrik ediyorum aldıkları puan için ama maç biraz daha bize dönüktü. Kazanabilirdik. Kalecimizin atılması, penaltı, kırılma anları oldu maçta. Daha sonra rakip de 10 kişi kaldı. Git gel oldu. Biraz koptum. Sağ ağrı tabii. Oyunculara öncelikle iki takım oyuncuları tebrik ediyorum. Yani çok zor şartlarda oynadılar. Yani bir puan bizim için en azından Hendek'e yaklaştırmadı kendimizi. O anlamda iyidir. Ama kazanarak en azından ön tarafa yaklaşmak istiyorduk. Artık Batman'dan telafi etmeye çalışacağız. Okul sporları, güreş, gençler, erkek grup müsabakaları tamamlandı. Okul sporları, güreş, gençler, A erkek grup yarışmaları 12 ilden 293 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri takdim edildi. Ordu Gençlik ve Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları kapsamında okul sporları gençler A erkek güreş grup müsabakalarında sporcular kıyasıya mücadele etti. Nefes kesen mücadelenin olduğu grup müsabakaları kapanış töreniyle sona erdi. Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç takdim etti. Grup müsabakalarında dereceye giren sporcular Türkiye birinciliği için 24-27 Şubat 2022 tarihleri arasında Samsun'da yapılacak olan yarışmalara katılmaya hak kazandı. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.